Hey, selam, ben Adal. Bugün 1991 yılında olan dehşet verici olaylara geri dönüş yapıyoruz. O yılda nelerin olduğunu, Sevecen ve Can'a yakın oyuncak fabrikasının nasıl olup da tam tersine dönüp dehşet saçtığına bir adım daha yakınlaşıyoruz. Bu videoda 3. bölüm hakkında detaylar var. Fakat asıl olay bu detaylara ulaşırken yapımcıların bize nasıl bir bulmaca sundu. Ben Doğukan Adal ve iyi seyirler diliyorum. Poppy Playtime'ın yapımcıları 2. oyunla beraber büyük eleştirilerin altında kaldılar. Özellikle de 3. oyunu çıkarmadan önce Aralık'ta bedava, herkese açık bir oyun sunacaklarını da belirttiler. Meraklısına da alternatif gerçeklik oyunu, yani ARG'yi sundular. Bu alternatif gerçeklik oyunu bize Chapter 3'ten, bölüm 3'ten bazı görüntüler veriyor ve hayran kitlesini de bu bulmacalarla kendilerine bağlamaya devam ediyorlar. En son elimizde bir IP adresi vardı. Bu IP adresi bir FTP sunucusuna aitti ve yeni bulunan bir Twitter hesabında paylaşılan mektupla beraber hem kullanıcı adını hem de şifresi bulunmuştu. Fakat bu sunucuda erişilebilecek çok daha fazla dosya vardı. Sadece o dosyalara nasıl ulaşacağımızı bilmiyorduk. Fakat bu sunucuda bizi karşılayan bir videoda aslında şifre mevcutmuş. Rowan Stoll adındaki çalışanın endişelerini anlattığı bu videoda aslında şifre gözlüğünde gözüküyor. Gözlükten her yansıyan harfi sırayla birleştirdiğimizde şifre elde ediyoruz. Şifre ise Acuitas, Latince bir kelime ve anlamı adalet demek. Bu şifreyi önceden erişemediğimiz GIF'ler için kullandığımızda ise iki yeni GIF buluyoruz. Bu GIF'ler iki farklı güvenlik kamerasına aitler. Fakat bu kamera kayıtlarına baktığımızda bizi ileri taşıyacak bir ipucu bulamıyoruz. Tabii birçok kişi şifreyi bulduğu için, sunucuya giriş yaptığı için yapımcılar da bunu fark ediyor. Bu FTP sunucusuna yeni bir dosya yüklüyorlar. O da şifreli. Fakat şifreyi nereden bulabileceğimizi zaten önceden söylemiştim. Hiçliğin ortasında birden Poppy Playtime Co. adında bir Twitter hesabı çıkmıştı. Ve bize mektubu sunan da aynı bu hesaptı. Bu da demek oluyor ki tekrardan bir şifre bulacağız ve şifre yine bu hesabın içerisinde bir yerde. Evet, Poppy Playtime Co.'nun Twitter hesabındayız ve takip ettiği sadece 3 kişi var. Shelley Graber, bu zaten bütün oyuncak yapımlarını destekleyen, hatta mümkün olsa oyuncakların içinde yaşayabileceğini söyleyen bir karakterdi. O yüzden önemli bir karakter. Late PR var, Eddie Eman Ritterman var ve sadece bu 3 hesap var. Peki bu 3 hesap bize ne verebilir? Eddie'ye baktığımız zaman profil fotoğrafında sadece bir P var, bu da banner'ı. Ve banner'ına baktığımız zaman 9, 14, 22, 5, 14, 18, 21, 14 ve 20 sayıları var. Aynı şekilde Lightbear'a baktığımız zaman, banner'ına baktığımız zaman 9, 14, 6, 5, 18, 14, 13, daha burada da 27 gibi bir sürü sayı var. Bu sayıların bir anlamı var. Ve son olarak da Sally Graber'e geldiğimizde de hiçbir şey yok gibi gözükse dahi profil fotoğrafında bir yazıyor. Elimizde bu var. Tüm bunlar ne alaka diye soracak olursanız şu fotoğrafa bakmanız lazım. Çünkü fotoğrafın tam bu kısmında bir A'ya eşit. Alfabenin ilk harfi, birinci harfi zaten A. Bu da demek oluyor ki her bir sayı alfabede bir karşılığı var. Bu alfabe çevirileriyle beraber Stanley Graber sadece A. Eddie Ritterman Invenerunt. Onlar buldular. Late Pierre Infernum. Yani cehennem. Hepsini bir araya getirdiğimizde ise onlar cehennemi buldular oluyor. Fakat tam bu noktada bu bulduğumuz kelimeler, bu cümle hiçbir anlam ifade etmiyor. Her farklı anlamsız versiyonu ve anlamlı versiyonunu girdiğimizde hiçbir şifre çalışmıyor. Belli ki bu paylaşılan görselde daha fazla göremediğimiz şeyler var. Normalde gölgelerin içerisinde detaylar olduğu için gölgeler açılır, detaylara bakılır, bir sürü kontrast uygulanır ve o detay bulunur. Fakat bu durum için hiç de öyle değil. Bir kişi bu fotoğrafın farklı perspektifteki hallerini alıyor. Ardından bir bakıyor ki anlamlı bazı ifadeler görüyor. Yine 1991 yılına ait bir görsel olduğunu buradan anlıyoruz. Ama kısaltılmış bazı harfler var. SGERLP. Peki bunlar tam olarak ne ifade ediyor? Sadece Twitter hesabının önceden takip ettiğini bildiğimiz hesaplara bir tekrardan göz gezdim. Stella Graber, SG, Late Pierre, LP, Edward Ritterman, ER,
Gördüğümüz bu şifre, evet, isimleri bize gösteriyor. Bu da bir aslında sıralama demek. Fakat hali hazırda bu sıralamanın 1001 farklı versiyonunu yaptığımız için hiçbir şekilde sonuç elde edemediğimizi de biliyoruz. Burada da işin içine tarih giriyor. Tüm bu sıralamaya, bulduğumuz kelimelere bir de tarihi eklersek tam olarak istediğimiz parolayı elde ediyoruz. Ve tekrardan bu dosyayı açtığımızda Rowan Stone bizi karşılıyor. En sonki kaset kaydından sonra bayağı bir zaman geçmiş durumda. Kendisi bu kasette bir öncekinin aksine sürekli olarak bir şey kanıtlamak yerine aslında yanıldığını söylüyor. Mr. Pierre, I just want to apologize. I was wrong. Nothing weird is going on here at all. See, I talked to the maintenance guy, and he admitted that he had not done his due diligence. His eyes probably just, popped out of place. That must be what I saw. So, I'm done. I'm not. I mean, not that there was anything to look into in the first place. But that's in the past. You won't be hearing anything else from me. So, sorry. Evet, Rowan Stall'un bilgisayarına girdik, ondan ipuçlarını bulduk. Zaten mektubu yazan kişinin de Rowan Stall olduğunu biliyoruz. Annesine bu olayı araştırması gerektiğini ve bulabildiği bütün bilgilerle polise gitmesi gerektiğini söyleyen, o mektubu yazan Rowan Stall. Çünkü yakın zamanda öleceğini biliyordu. Bütün yaptığı bu hatalar göze batmalarından sonra bir şeylerin olacağını biliyordu. Fakat asıl olay, bu videonun bize ne anlatması lazım? Evet, arka planda aslında bize yepyeni bir şifre veriyor. Bu videoyu yakından dikkatlice dinleyin. There was anything to look into in the first place. 28. But that's in the past. You won't be hearing anything else from me. So 67. Sorry. Videonun başından sonuna kadar Rowan Stall ne zaman hafif duraksasa arkadan bir konuşma sesi geliyor. Ve sırasıyla Birthplace 11-28-67 diyor. Boşlukları alttan tireyle doldurup sayıları da tarihe çevirsek ahanda bu bizim şifremiz oluyor. Ve bu da yeni güvenlik kamerasına ulaşacağımız şifrenin ta kendisi. Evet, bu fabrikada olan devasa bir göz. Önünde de bazı üniteler görüyoruz. Büyük ihtimal oyuncakların orada parçaları hareket ediyor ve birçok görevli de orada o parçaları birleştiriyor. Oyuncakların yapıldığı ana yer. Zaten buradaki fotoğrafa bakacak olursanız da başından beri zaten bu olay vurgulanıyor. Bu makinenin farklısını zaten oyunun ilk kısmında görmüştük ve ben önceki videolarımda bunu size belirtmiştim. Bir makine var ve gözlerini asla sizden ayırmıyor. Siz nereye giderseniz sizi izliyor. Tabii burası bir eğlence alanının ortasında olduğu için ve make a friend dediği için, hani bir arkadaş üret. Bu fabrikaya gelen çocukların orada aslında bir oyuncak, kendi isteğiyle bir oyuncak üretmesi için bir makine. Ama bizim burada gördüğümüz makine, direkt olarak çalışanların oyuncakları birleştirdiği, birçok oyuncağı yaptığı ana alan. Büyük ihtimal bölüm 3'te burayı göreceğiz ve bu yüzden de burayı bize önceden gösteriyorlar. Önceden yaptıkları gibi. Neyse, umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğenmeyi, algoritma için yorum atmayı unutmayın. O zaman başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.